Arkadaşlar insanlık namına sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Yani kanala tabii ki abone olun, videoyu tabii ki beğenin ama e, sayemizde Şampiyonlar Ligi müziği dinleyeceksiniz diyen bir arkadaşım vardı. Haber alamıyorum. Yani 18 artı bir şeye uğrayıp da işte kafasının bir çöp tenekesine, kolunun bacağının bir çöp tenekesine atılmasından korkuyorum. Lütfen bulursanız haber verin insanlık namına. Finocin şey Fino cinslerini çok seven bir arkadaşım. Köpek taklidi yapmayı çok seven bir arkadaşım. Kendisi Galatasaraylı'dır. Bulursanız insanlık namına se söylerseniz sevinirim. Hani ben Şampiyonlar Ligi müziği dinlemek istiyorum Galatasaray sayesinde. Ama dünden beri Sır Kapısı müziği dinliyorum. Bulursanız sevinirim. Sizin de böyle kayıp arkadaşlarınız varsa lütfen yoruma yazın arkadaşlar. İnsanlık namına elden ele ulaştıralım. Hani isimlerini falan da yazabilirsiniz. Ne bileyim etiketli edebilirsiniz. E, bu tip Kayıp şahısları bulalım arkadaşlar. Sonuçta insanlığa hizmet edeceğiz. Ee, bunu da söylemiş olayım. Yeryüzünün gördüğü en zekice açıklama geldi dün. E, şeyden. Okan Buruk'tan. Ne dedi? Belki de dedi fazla hazırlandığımız için yenildik. I want to play a game. <laughs> Sometimes falan yapmaya başladı böyle. Michi Batshuayi tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için mutluymuş bu arada. Ee, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Çünkü şu en aşağıdaki geri eksi 7 haberi geri yenip Şampiyonlar Ligi'ne gitti Galatasaray sonuçta. Yani iki maçta da yenilecek hali yoktu ya değil mi? Salak olan salak yenilmez herhalde. Yani Türk hakemleri olmayınca Galatasaray'ın sonuçları da hiç şaşırtmıyor. Hiç ama hiç şaşırtmıyor. Fenerbahçe futbolculardan Galatasaraylara gönderme demiş. Kimi gönderme demiş. Ya Fenerbahçe futbolcuları kimseyi falan göndermedi. Yalan konuşmayın. Yani efendi efendi Galatasaray Young Boys eğlendi. Okan Buruk'un komik cümleleri. Canlar Atın'da dediği gibi Fenerbahçe'nin pilot takımı Young Boys eğlendiler. Batshuayi maçtan sonra 4 tane yemek götürdü. Bu arada Batshuayi'ye de tebrik ediyorum ben. Niye tebrik ediyorum? Görevini tamamladı, yemeği hak etti. Okan Buruk'la takımın sistemini yedi mi? Yedi. 4-4-2'ye falan döndüler. 30 milyon euroyu yedi mi? Afiyetle yedi. Şampiyonlar Ligi'ni yedi mi? Yedi. Sırada ne var? Adım soyadım kadar eminim. Sırada Kerem Aktürkoğlu ile kavga var. Şimdi bir de Kerem'le dövüşürler. O Mis. Var mısınız iddiaya? Kesin Kerem'le dövüşecekler. Kesin Kerem'le dövüşecekler. Var mısınız iddiaya? Yebes de be. Yebes. <laughs> Ertuğrul demiş ki Galatasaraylılar hariç diğerlerinin sevilmesine anlam veremiyorum. Şu bilinmelik hep birlikte kaybediyoruz demiş. Yani e, Fenerbahçe'nin en ufak puan kaybında başına iş geldiğinde, Icardi sevindiğinde Galatasaraylılar hangi konumdaysa biz de şu anda aynı konumdayız. Milliyetçilik kasmayı çoktan geçtiniz. Bak artık milliyetçilik de para etmiyor. Yani sizin e, bir dönem yaptınız onu. Milliyetçilik üzerinden yürümeye çalışıyorsunuz. Artık o da para etmiyor. Niye? Çünkü bıldır ki yediğiniz hurmalar. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın yeni hedefi UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmakmış. Okan Buruk öyle söylüyor. Herhalde şey yaparak Şampiyonlar Ligi müziği dinleterek ee, şey yapacaklar. UEFA kupasında yürüyecekler. Bu arada Mustera'nın futboldan men edilmesi bekleniyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun çünkü yaptığı faul hem sportmenlik dışı hem insanlık dışı hem de Şampiyonlar Ligi etiketini karalayıcı nitelikte olduğundan dolayı çok ciddi bir sıkıntı yaşamasını bekliyorlar. Bu arada Ekhardi tıpkı Vanda Nara'yı izlediği gibi uzaktan Fenerbahçe'nin maçlarını uzaktan izlediği gibi Galatasaray'ın şeyini de izlemiş, kavgasını da izlemiş. Taraftarlar da tabii kükrüyorlar, sinirleniyorlar. Nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl? 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 diyorlar. Gayet normal. Yani gayet normal. Bu arada. Galatasaray demişken aklıma geldi. Erden Timur, Dursun Özbek, Orkut Ultra Aslan, bilet skandalı. Hani bunlara dair bir gelişme var mı? Çünkü Serhat Uluyeren çok acil bir şeyler yapılması gerektiğinden bahsettim. Büyük bir paradan. Ve arkadaşlar bakın ben dalga geçmek için söylemiyorum. Ama şu açıdan söylüyorum. Eğer Galatasaray'ın bu bilet olayı doğruysa Devlete 20 milyon euro borçları var. Çünkü 56 milyon euroluk şeyin %20'si gelir vergisi, %20'si de KDV olarak hani e, ödenmek zorunda. Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de "Yetimin hakkını kimseye bırakmam bu memleketin e, hakkını." dedi. Bırakmaz diye düşünüyorum. Yani 30 milyon eurodan oldu. 20 milyon euro içeri borçlandı. Çok güzel yani, çok güzel. Allah daha da beter versin. İnşallah kimse de arka çıkmaz. Bu arada Championship takımlarından Oxford United Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a tam 5 milyon sterlin yani tam 6 milyon euro önermeye hazırlanıyormuş. Şampiyon şip takımı arkadaşlar. Nasıl ya? Nasıl şampiyon şip takımı? Ve bu haberin verildiği günün akabinde Ferdi Kadıoğlu ile ilgili şeyler konuşulmaya başlandı. Ferdi çıktı. Aslanlar gibi gitti. Çok güzel bir şekilde. Ee, şöyle oldu böyle oldu. Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübü %10 pay aldı falan filan. %10 payı bir zahmet şey versin. Eski kulübü versin. Vermiştir de. Ee, neyse. Bunun sonra konuşuruz arkadaşlar. Biz şunu söyleyelim. Fenerbahçe'de Ferdi rekor kırarak gitti. Ne derseniz deyin. Güzel de bir vedası oldu. Duygulandırdı da bizi. Yolu baktı açık olsun kardeşimizin. Hani ben tekrar o konulara girmek istemiyorum. Çünkü çok zoruma gidiyor. Ve Fenerbahçe Amrabat'ta geri sayıma geçti. Hani Sofyan Amrabat konusunda Fenerbahçe artık geri sayımda. Artı hani Amrabat hakkında benim görüşlerim var arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. İsmail'den bir tık daha iyi. En azından hız olarak daha iyi, uzun pas becerisi daha iyi. Tabii bir de bunu uzaktan şutlarla destekler. Uzaktan şutlarla da da goller bulursa sürpriz bir şekilde. Bakın mesela Fred Rize'de 3 tane gol attı. Birincisini atması zaten 3 taneye bedeldi. İşte bize böyle sürprizler lazım. Mesela o e, Ozan Tufan Fenerbahçe'de niye iyiydi? Durur, dururdu. Beşiktaş maçında bir tane kiteler de uzaktan. Al sana puan. Yani Amrabat konusunda arkadaşlar, kulübü bak Amrabat Fenerbahçe'nin bütün şartlarını kabul etti. Ama kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Bunun da sebebi şu. Yani 15 milyon euro direkt istiyorlar. Kimseye satamadılar. Biz devreye girdik. Everton da devreye girdi arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Everton'ın da bir talebi var. Fenerbahçe diyor ki 10 milyon euro işte ücretsiz kiralayayım 10 milyon euro satın alma opsiyonu olsun. Zorunlu olsun diyorlar. Biz zorunlu olmasın. 2 kiralama 10 opsiyon dedik en son artık. Düşünmek için şey yaptılar. Acil bir karar vermeler lazım. Kabul edecekler gibi oyuncu da baskı yapıyor. Hani 2 kiralama 10 satın alma opsiyonu gibi düşünün. Ama 15 istediklerinde bir kez daha hatırlatayım arkadaşlar. Fakat görüşmeler bitmek üzere. E, Christian Medina için de aslında bazı görüşmeler var. Onun hakkında da bir şey söylemek isterim ama bekleyelim. Aslında bizim hedefimiz Manu Koneydi, biliyorsunuz. McTominay'di. Ancak Manu Kone için 35 milyon euro istedikleri zaman istedikleri için haliyle biz alamadık. McTominay için de Napoli denen takım gidip 35 milyon euro, şey, 30 milyon euro teklif etti. Adamlar haliyle biz 18 milyon euroya belki de McTominay'ı alabilecekken böyle yaptılar. Hocam 3 maçta oynamış. Çok enteresan. Ya 49 dakika oynamış işte, Satmak için yol yapıyorlar. Artık bunları öğrenemediniz mi? Artık bunları ezberleyin arkadaşlar. Bazı taktikler var. Mesela Fiorentina'da Amrabat oynatıyor. Bakın ben oynatıyorum diyor. Mesajı böyle veriyor. Ve e, Amrabat Fiorentina'nın yarın yapacağı konferanslık playoff karşılaşmalarının e, karşılaşmasının son çalışmasında yer almış. Bu da bir ek bilgi olarak dursun arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Yani isteyen var, istemeyen var. Ben bir şey diyemem arkadaşlar. Ee, çok bir şey söyleyeyim ama şu bir gerçek: Medina ve Sofyan Amrabat ismi. Ee, ilginç bir isim. Evet. Son dakika diyeyim. Arşi Brown'a herhangi bir ilgimiz bulunmuyor. Öncelik orta saha transferi bilginize demiş. Ayetullah Bey hesabı. Tabi bu arada Annever 96'da Derik Köhün transferi için Galatasaray'a ihtarname çekmeye hazırlanıyormuş. Her yerde ya ya 2,5 milyon euro alacaklar için ihtarname çekmeye hazırlanıyormuş. Galatasaray acık daha vakit istiyormuş. İşte oğlum Almanya'dan gelecek. Daireyi boşaltın falan filan demiş. Onlar da ne alakası var ya demiş. Öyle demiş. Öyle demiş. Neyse biz sıradaki haberimize geçeyim. Yani Medina ve Amrabat konusunda ben Fenerbahçe'nin önde olduğunu düşünüyorum. arşi Bravo'nu konuşacağım. O yüzden burada değindim. Şimdi ee, bu Hadcam'ı çok beğenmiş bizim taraftar. Arkadaşlar Hadicam çok iyi değil. Barış Alper Yılmaz çok kötü. Bakın 6 milyon euroluk teklif alacak düşünün. O kadar iyi futbolcu. Bu arada bunlarda Zaha Maha vardı. O ne oldu? Hani Zaha ha, ha falan yapıyorlardı Galatasaraylılar. O, ne oldu? Çöpe mi dönüştüm? Cengiz Ünder ile ilgili transfer görüşmeleri var. Transfer görüşmeleri var arkadaşlar. Emre Mor, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Luan Perez artık final aşamasındalar. Perez'in bugün ben sözleşme fesinin kapını bile bekliyorum. Ama ben böyle söylüyorum. Olmuyor. Ondan sonra diyorlar ki işte hani şöyleydi hani böyleydi. O yüzden herkes açık duyum veresin bile gelmiyor. Ama Cengiz'le ilgili şunu söyleyeyim. Cengiz transfer görüşmesi yapıyor fakat ben Cengiz %90 kalacak diyorum artık. Böyle bir görüntü var. Tadic Şimanski yedekler diye düşüncesi var. Sağda İrfan Cengiz düşüncesi hakim. Bir de tabii Türk olduğu için 15 milyon euroluk şey olduğu için üstüne düşülecek ciddi bir yatırım biliyorsunuz. Ama Emre Mor konusunda aynısını söylemeyeceğim. Emre Mor bir takıma gitmek üzere. Yani 8-9 takım istiyordu. İnat ediyordu ama artık inat da kırılacak gibi duruyor arkadaşlar. Eee Yani durumlar bu. Şimdi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Amrabat konusunda anlattım. Medina konusunda oyuncu da gelmek istiyor. Oyuncu da artık geleyim edeyim diyor. Beni bırakın Allah'ınız varsa Fenerbahçe'ye gideyim diyor. E, görüşmeler sıklaştı. Bilginiz olsun. Ve e, ben artık Amrabat ve Medine konusunda olağanüstü bir şey olmasa Fenerbahçe'nin önde olduğunu düşünüyorum. Ama birçok arkadaşım da diyor ki hocam diyor biz diyor kesinlikle Amrabat'tan vazgeçmeliyiz. Hoş değil diyor. Arkadaşlar siz de yorumunuzu yazar mısınız hani niye beğenmiyorsunuz ya da isteyen arkadaşlar niye istiyorsunuz? Onları yazar mısınız arkadaşlar? Ne dersiniz yani onları bir yazarsanız sevinirim. Herkesin de fikrini, görüşünü görmüş olalım. Medina için hiçbir kimseden olumsuz görüş görmedim. Hani hiç kimse Medina'dan mutsuz değil. onu da söyleyeyim arkadaşlar. Mert Hakan Yandaş'ın cezası bitti. Geri dönüyor. Osterwold'e hazırlıklarını sürdürüyor. O sayı Samuel idmanlarda göremiyoruz. Demek ki hala sakatlığı var. Transfer sakatlığı da olabilir bu sakatlık. E, gerçeğini görürüz arkadaşlar. Ama farkında mısınız bilmiyorum. Çarşamba günündeyiz. Cuma günü maçımız var. Yani Perşembe sonra idman olur. Cuma günü maçımız var. Gelelim Arshi Brown'a. Ama öncesinde Fenerbahçe'ye Palmer, Palmer yaştan red gelmiş. Richards Rios'u Fenerbahçe istemiş. 100 milyon euro demişler. Serbest kalma bedelini. O yüzden de veremeyiz demişler. Fenerbahçe'de transferden vazgeçmiş. Lan neyin 100 milyon eurosu? Ya futbolcu 1.36 milyon euroya almışsın. Serbest kalma bedeline 100 milyon euro mu yazdırdın? Bu İspanya'da daha çok olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. İspanya'da transferler böyle yürür. Yani her anlam futbolcuya öyle uçuk kaçık bir e, fiyat yazarlar. Şöyle olur böyle olur diye. Bilginiz olsun. Yani normal bunlar İspanya'da. Ama Türkiye'de normal değil. Brezilya'da da normal değil. Ben çok inanmayın diyorum bu tip şeylere. Arshi Brown. Dün de söyledim, bugün de söyledim. Arshi Brown'u bize önerdiler. Alın diye. Fakat oyuncuyu geçen sene 4 milyon euroya almışlar bak. Oyuncuyu geçen yıl 4 milyon euroya almışlar. Fakat 4 milyon euroya aldıkları oyuncuyu bu sene 12'ye satma niyetindeler. Ben bu işte bir iş var dedim. Hala da sözümün arkasındayım. Bu işte bir iş var diyeyim. Şimdi Fener hesabının da paylaşımı Ayetullah Bey hesabının paylaşımı beni sevindirdi açıkçası. Yani bilmiyorum ya almışsın, oynatmışsın niye satma peşindesin? Yani onu da bilmiyorum. O işte biraz karışık bir iş. Haberiniz olsun. Ben dediğim gibi ben bu işin içinde bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani ve hala da aynısını söylüyorum. Ayetullah Bey hesabı da diyor ki Arşi Brown'a herhangi bir ilgimiz bulunmuyor. Öncelik orta saat transferi bilginiz olsun diyor. Yani benim görüşümü fikrimi de destekler nitelikten. Hayırlısı olsun. Ama ben şunu söyleyeyim. Medina ve Amrabat konusunda şu an için durum bu. Ama Everton'ın da teklif ettiğini hatırlatayım. Sonra bana demeyin ki hocam madem Everton teklif ettiydi niye söylemedin demeyin. Eee İstemeyen arkadaşlarımız şu anda memnundur. İsteyen arkadaşlarımız da düşünceler içerisindedir. Hani ben Guido Rodriguez aklıma geliyor. Bedavaydı. Gitmiş Premier Lig'de de oynamış, etmiş. İki maçta da oynamış. Sanki treni kaçırdık gibi geliyor. Ha şu anda boşta olan bazı futbolcular da var. Rebio gibi. Hala kimsenin anlaşamadı. Hani e, yanlış anlamayın beni ya da anlayın. Fark etmez. 12 milyon euro Amrabat'a yıllık verecek olsak 3.5 şey, bonservis verecek olsak 3.5'tan yıllık ücretten 4 yıl yani 3.5 7 7 7 14 12'de ona verecek olsak yani bonservisine 26 milyon euro hadi 4 milyonunu da menajerine versen 30 milyon euro hani 7 milyon euro yıllık ücret isteyen Rebiot ismi bilmiyorum hani Fenerbahçe tekrardan mı açsa şu dosyayı davayı hani Amrabat'tan vazgeçip Rebiot'a mı yönelse Bak 30 milyon eurodan bahsediyorum. Yıllık 7 istiyor. 7 de imza parası. 4 kere 7 28. 7 de imza parası 35. Hani menajer komisyonu falan filan vermeden o yıllık 7'yi 5'e düşürsek 4 kere 5'ten 20. İmza parasını da 5'e düşürsek 25. Hadi 2 de menajerine versek 27. Hani diyorum. İyi de hocam o zaman Medine'yi almaya gerek yok. Yani Medina ile Rebiyo aynı mevki. Adam sakın böyle bir düşünceye kapılmayın. Rebiyo'nun 6 numara özelliği de gayet iyi. Hani ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Amrabat'tan vazgeçip varımı yoğumu Rebiyo transferine harcarım. Ben olsam Edri'nin Rebiyo transferine varımı yoğumu harcarım. Marka değeri kazandırırım. 30 milyon euroluk futbolcum gitmişken 35 transfer market verisi olan futbolcumu alırım. Hem sükse yaparım. Hem Galatasaray'ı perişan ederim. Hem de daha hesaplı iş yaparım. Ben Kayserliyim. Ben işin ticaret boyutundayım. Ben olsam böyle yaparım. İnşallah mesajı anladınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.